Ortalaması sınızı 2'nin üzerinde tuttuğunuz müddetçe herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ancak 2'nin altına düşürdüğünüzde sınamalı öğrenci durumuna geliyorsunuz ve bu durumda sizin için artık her dönem aldığınız not ortalamaları dikkate alınıyor. Bu da şu demek, eğer 2'nin altında kalırsanız, eğer 2 dönem üst üste de 1.8 dönem not ortalaması altında kalırsanız başarısız duruma düşmüş oluyorsunuz. Genel notu 2'nin üzerinde olanlar için verdikten sonra bir de onur ve yüksek onur öğrencilerimiz var. Eğer arkadaşlar dönem not ortalamanız 3.49 arasıysa onur öğrencisi 3.5-4 arasında iseniz de yüksek onur öğrencisi olarak kabul ediliyorsunuz. Ve bunlarla ilgili sizlere plaket tarabilir mi hocam? Plaket veriyor. Evet. Başarısız durumda olan, biraz önce söylediğim dönem not ortalaması 2 dönem üst üste 1.8'in altında kalan ve başarısız olan öğrenciler genel not ortalamasını 2 yapana kadar üst yarıdan ders alamıyorlar. Hangi dersleri alıyorlar bu arkadaşlar? Daha önce aldıkları DC, DD, FF, FT olan veya devamsız YS ve UB notu gibi tanımlanan dersleri almak zorundalar ve bu dersleri alarak genel not ortalamalarını 2'ye çıkarmak zorundalar. Üstten ders alabilmek için ya da başarılı duruma geçebilmek için. Genel not ortalamasının yükseltilmesiyle ilgili bir yine maddemiz var. Burada da arkadaşlar bu öğrenciler daha önce aldıkları muaf veya başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarı yılda tekrarlayabiliyorsunuz. Bu genel not ortalamasını yükseltmek için yine size sunulmuş bir imkan. Başarılı dersin tekrarında yine devam şartı aranmıyor. Ancak dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlere katılmanız gerekiyor. Bir de şu var, başarılı olduğunuz ders tekrar almanız durumunda, eğer o dersten daha kötü bir not alırsanız, yani CC'yi FF yapmış iseniz de CC notunuz artık geçerli olmuyor ve yeni aldığınız not transkriptinizde görülmüş olacak. O anlamda en son notunuzun genel not ortalaması hesabına geçerli olduğu bilgisi var. Sınav sonuçlarına itiraz edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yarı sınav sonuçları sınav döneminin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde açıklanıyor ve sizler de yine sınav sonuçlarına ilandan sonra bir hafta içerisinde ilgili birimlere dilekçeyle başvurarak sınav notlarınıza itiraz edebiliyorsunuz. 6. bölüm arkadaşlar mazeretli izinli sayılma ve kayıt dondurmayı kapsıyor. Burada da kayıt devam uygulama, ara sınav ve yarı yıl sonu sınav şartlarını yerine getirmeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri, bunları vermek istedim. Çünkü bazen bu durumda dilekçelerle geliyorsunuz ancak yönetmeliği incelemediğiniz için bakılmadığından sizin sunduğunuz mazeretin hemen kabul edileceğini düşünüyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Mecburen yönetmelikteki şartlara uyması gerekiyor sizin mazeretinizin. Bunları da kısaca belirlersek, sağlık kuruluşlarından alınan bir sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili bir mazeret olması, yine mahallenin en büyük mülki amirince belgelenen doğal afetlerle ilgili bir öğrencinin öğrenimine ara vermek durumunda kalması, yine anne baba kardeş ya da bir yakının ölümü ya da ağır hastalığı durumu, ekonomik nedenlerle eğitim öğretime yine ara vermemiz, ancak burada da yine mahallenin en büyük mülki amirinin tarafından verilen bir belge lazım. Kesinleşmiş mahkumiyet hali ya da yüksek öğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması, askere alınma durumu, tutukluluk halleri, öğrencinin eğitim öğretime katkıda bulunacak en çok 1 yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj gibi imkana sahip olmanız. Yine ayrıca ilgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. Burada yine bir birim yönetim kurullarına da yine sizlerin mazeretler için eğer haklı ve geçerli neden var ise onu değerlendirebilir. Bu durumdaki arkadaşlar mazeretlerinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, 7 gün içerisinde daha doğrusu dilekçe veriyorlar ve ondan sonra ona göre bu arkadaşlara mazeret sınavlarıyla ilgili prosedür uygulanıyor. Mezuniyette de arkadaşlar bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için dağlı olduğu programın toplam AKTS kredisini alması. Bu ön lisansta 120 kredi, lisans düzeyinde de 240 kredi. Bunu alması, varsa stajlarını başarmış olması ve genel not ortalaması 2 ve üzerinde olması gerekiyor.
Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması şartı var. Eğer burada FT, FF'li ve diğer dersleriniz varsa bunları da almanız gerekiyor. Bunu DD, en az DD olacak şekilde bunları başarmanız lazım. Kayıt silme sildirme ile ilgili bilgi var. Aşağıda belirtilen 3 halde öğrencilerin üniversiteyle ilgili ilişiği kesiliyor. İşte yüksek öğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alma durumu. Yine açık öğretimde eğitim öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik birimler dışında, bunlar dışında bir başka örgün öğretime kuruma asil öğrenci olarak kayıtlı bulunduğunuz belirlenirse yine kaydınız siliniyor. Öğrencinin kendi kaydının silinmesini yazılı olarak talep etmesi durumunda da kaydınız silinebiliyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sözü Dilişen Daire Başkanımız Kadir Bey'e bırakın. Sayın hocamıza verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, öğrenci işleri yazılımını Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Aykut Gül hocamızın da biraz önce kürsüde anlattığı gibi öğrenci işleri yazılımımız yeni. Bu yeni yazılımı sizlere kullandırdık eğitimini vermeden. Bu hani bir geçiş dönemi olduğu için bunu böyle yaptık ama bu konuda sizleri de bilgilendirmemiz gerektiğinin bilincindeyim. O yüzden Sayın Hocam'ın da talimatıyla biz oryantasyonda bununla ilgili bir sunum yapalım dedik. Şimdi öğrenci işleri yazılımımızda arkadaşlar daha önce Çukurova'nın öğrenci işleri yazılımını kullanıyordu. Öğrencilerimiz de Çukurova'nın öğrenci işleri yazılımını kullanıyordu. Oradaki prosedürle buradaki prosedür tabii birbiriyle aynı olmadığı için zorlanan öğrencilerimiz oldu. Bizi arayan, sürekli bizden destek isteyen öğrencilerimiz oldu. Biz elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştık. Hem telefon olsun hem bizzat şahsen olsun ders kayıt dönemlerinde yardımcı olmaya çalıştık. Ama hani sürekli size yardım etmekten ziyade hani Konfüçyüs'ün deyimiyle balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretelim dedik. Ve kısa bir sunum hazırladık arkadaşlar. Sizleri de çok sıkmadan hemen sunumumuza geçiyoruz. Evet, otomasyona giriş adresi arkadaşlar http://obs.osmaniye.edu.tr. Bizim üniversitemizin ana sayfasından da otomasyona ulaşacağınız linkler mevcut. Otomasyona giriş ekranında karşınıza ilk olarak kullanıcı adı, şifre ve dil ayarları ile güvenlik kodunun girildiği bir alan çıkıyor. Kullanıcı adı yeni yerleştirilen öğrencilerimiz için standart öğrenci numarası, şifre olarak da TC kimlik numarasının ilk 5 hanesi ayarlanmış durumda oluyor. Eski öğrencilerimizi Çukurova'nın sisteminden aktardığımız için eski öğrencilerimiz sisteme eski kullanıcı adları ve şifreleriyle giriş yapabiliyorlar arkadaşlar. Kullanıcı adını ve şifresini girdikten sonra öğrencimiz güvenlik kodunu, doğrulama kodunu giriyor ve giriş butonuna tıklıyor. Giriş butonuna tıkladıktan sonra eğer sisteme ilk defa giriş yapıyorsa sistem kendisinden güvenlik açısından şifresini değiştirmesini istiyor. Hani bunu bir hata olarak bize ileten öğrencilerimiz oldu. Bu bir hata değil arkadaşlar. Sadece sizin şahsi kişisel güvenliğinizi sağlamak için alınmış bir önlem. Yani biz bile öğrenci işleri olarak sizin şifrelerinizi bilmiyoruz. Kimseye de vermeyin arkadaşlar. Arkadaşınıza,
bir başkasına bu şifreleri vermeyin. Şifre gizli kimseyle paylaşmayın. Evet, sisteme girdikten sonra arkadaşlar karşınıza sisteme giriş ekranı çıkıyor. İşte burada sisteme giren kişinin adı, soyadı, öğrenci numarası, kimlik numarası, fakültesi, bölümü ve programı. Burada da yine menüler, yani sistemi kullanabileceğiniz menüler listeleniyor. Ana giriş sayfası bu şekilde arkadaşlar. Burada fotoğrafınız görünüyor yine. Öğrencinin kendisine ait fotoğrafınız görünüyor. Sisteme girdikten sonra arkadaşlar, eğer bir takım bilgilerinizde eksiklik varsa, sistem önce sizi o eksiklikleri tamamlayacağınız sayfaya yönlendiriyor. Örneğin, kimlik bilgilerinizde eksiklik varsa, iletişim bilgilerinde eksiklik varsa, sistem önce o bilgileri dolduracağınız sayfaya yönlendiriyor sizi. O bilgileri doldurmadan sisteme giriş yapmanıza izin vermiyor. Yani ders kaydı ya da diğer bilgileri görmenize izin vermiyor. Bunu da niçin yapıyor arkadaşlar? İletişim bilgileri önemli. Gerçekten önemli. Hani hem sizlere ders veren öğretim elemanları açısından hem de öğrenciler olarak sizlerle iletişim kurma açısından bu bilgiler çok önemli, önem arz ediyor. Hani yazılımımızın şöyle bir desteği de var. İleride yazılım size ders notlarınızı SMS olarak da gönderebilecek. Yani sınavlardan aldığınız notları SMS olarak size gönderebilecek. Bunu da altyapısını sağlamak amacıyla özellikle cep telefonu ve e-mail adresi bilgilerinin sisteme girmiş olması gerekiyor. Yine o yandaki menülerden akademik takvim linkine tıklayarak arkadaşlar bu bölümde üniversite genelinde fakültelere tanımlanmış akademik takvimi görebiliyorsunuz. Yani ders kayıtları hangi tarihler arasında yapılıyor? İşte harçlar hangi tarihler arasında yatırılıyor? Danışman hangi tarihler arasında ders onayı yapıyor? Mazeretli ders kayıt tarihleri ne zaman? İşte ders ekle bırak dönemi ne zaman? Sınav tarihleri ne zaman? Onları da buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Alınan dersler yine o ana menüdeki linklerden biri. Bu linke tıkladığımızda seçilen dönemde alınan derslerin listesi görünüyor arkadaşlar. Dersin bulunduğu satırın başındaki butonlar kullanılarak ders hakkında ayrıntılı bilgi edinilebiliyor. İşte alınan dersler, şurada gördüğümüz butonlar arkadaşlar. Ders bilgisi butonu, yani ilk buton, şuradaki buton. Ders bilgisi butonu ile dersin kredisi, AKTS'si, teorik ve uygulama saatleri görülebiliyor. Dersin ayrıntıları butonuna, yani bir yandaki butona tıkladığımızda o buton, o dersle ilgili ders kitabı, dersin tanımı, ders hakkındaki açıklamalar gibi ayrıntılı bilgiler görülebiliyor. Yine üçüncü butona, yani şuradaki butona tıkladığımızda haftalık işlenecek ders konusu ve ders kaynağı bilgilerine ulaşılabiliyor. Diğer buton, şuradaki buton arkadaşlar, bu butona da tıkladığımızda o derse ait ödevleri görebiliyorsunuz. Yani hoca tarafından o dersle ilgili atanmış ödevleri görebiliyorsunuz. Hemen yanındaki saat şekline benzer butona tıklayınca da o dersi veren öğretim üyesine ait bilgileri ve öğretim üyesinin ders programını görebiliyorsunuz. Yani hangi günler hangi derslere giriyor, o bilgileri